Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, genel kurul toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mustafa Koç, WikiLeaks'teki iddialara ilişkin, Sayın Büyükelçi bunu bu şekilde Washington'a iletmişse tamamıyla kendi yorumudur. Gazetede çıktığı gibi benim böyle bir iddiam olmamıştır, dedi. Konu olan toplantıda bir kere hükümete karşı herhangi bir eleştiri bulunmuyor. Bu tip toplantılar, bu tip istişareler yabancılarla iş dünyası arasında sık sık meydana geliyor. Eğer böyle bir algılama var idiyse veya Sayın Büyükelçi bunu bu şekilde Washington'a iletmişse bu tamamıyla kendi yorumudur. 20 ay evvelinin şartları ışığında herhangi bir olası başka bir alternatif ve senaryo üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Bundan da daha normal bir şey olabileceğini ben zannetmiyorum. Bu her zaman yapılan olan bir şeydir. Mustafa Koç görüşmeleri basına yansıdıktan sonra hükümet Ankara ve Amerika ile bir görüşmesi olmadığının altını çizdi. Böyle bir sıkıntı ne Ankara tarafından bana iletildi ne Washington tarafından bir geri besleme oldu veya geri dönüş oldu. Böyle bir şey olmadı. Mustafa Koç dolaylı olarak AK Parti karşıtı bir duruş sergilemek veya AK Parti ile beraber olmak gibi söylemlerin çok yanlış olacağını söyledi. AK Parti'ye karşı bir duruş sergilemek veya AK Parti ile beraber olmak gibi bir şey söylemek bence çok yanlış olur. Burada bir iktidar partisi var. İktidar partisi de hepimizin yaptığı gibi elinden gelen en iyi şeyi ülke için yapmaya çalışıyor. TÜSİAD'ın anayasa çalışmasına da değinen Koç, bu çalışmanın bir taslak çalışması olduğunu ancak kendisinin de hassasiyeti olduğunu belirtti. Benimle bu konularla ilgili hassasiyetlerim oldu. Seçilmiş olan akademisyenlerimizin de anladığım kadarıyla ve bildiğim kadarıyla aralarında görüş ayrılıkları oldu.